Aleviler ve hak meselesi maalesef Türkiye'de yeterli, hak ettiği seviyede kendi kavramları olan, kendi nedir yeterli olan, gücü olan bir tartışma seviyesine sahip değil. Bir defa bu tartışma genellikle korkuyla yapılıyor, korkutularak yapılıyor. Bir defa geleneksel güçler, Aleviler söz konusu olduğunda milleti, Türk milleti diye tanımlanan milleti öne çıkararak, kendi tanımladığı topluluğu öne çıkararak Aleviliğin hak tartışmasını bir tür bölücülük olarak ileri sürülebiliyor. Bu son derece ciddi, ciddi bir problem. İki, halk kavramı üzerinde hareket eden belli topluluklar, sınıf kavramı üzerinden hareket eden belli topluluklar, Alevilerin hakkı meselesi öne geçirildiğinde bunun bir tür etnikçilik, bir tür mezhepçilik olduğunu iddia edebiliyorlar. Bugüne kadar ki Aleviler ve hak meselesinde esas olarak öne çıkan neler var? Bir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yarattığı eşitsizlik. Türkiye'de Sünni İslam hizmetleri kamu hizmetidir. Ama onun dışındaki hiçbir dini hizmet kamu hizmeti değildir. Bu bildiğimiz bir tartışma. İki, cemevlerinin diğer mabetler gibi bir mabet statüsünde tanınması meselesi. Üç, mezhep hanesinde Aleviliğin artık tanınması meselesi. Dört, zorunlu din derslerinin kaldırılması meselesi. Beş, belli dergahların artık sahiplerine iadesi meselesi. Ve bu tartışmalar esas olarak güçlü biçimde son 30 yılda yapılır hale geldi. Son 30 yıldır ciddi ölçüde yapılıyor ve çok daha ciddi bir geçmiş yok. Halbuki mesele 100 yıllık bir mesele. Ama Aleviler son 30 yıllık bu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan mezhep tanınması meselesine, zorunlu din dersi meselesine kadar uzanan bütün bu hak taleplerini, hakları, hak iddialarını eşit yurttaşlık genel başlığı altında toplayarak topluma sunma eylemi içerisinde. Peki Alevilerin iddiası ne? 72 millete bir nazarla bakmak. Şimdi bu 1000 yıllık gelenek, 1000 yıllık Sünni İslam yönetim geleneği, millet esasına dayanan, millet dini inanca bağlı toplulukların ayrılmasına dayanan bu Sünni gelenek, Aleviliğin, Bektaşiliğin, Kızılbaşlığın 72 millete bir nazarla bakmak esası üzerinden kurulsaydı Cumhuriyet ne olur? Bu çok önemli bir soru. Bu ben kendime bunu ödev olarak görüyorum. Size de beraber bu ödevi beraberce çalışalım diye. Ha bu önemli bir şey. Ulus devlet meselesi. Ulus devlet olsa bile nasıl inşa edileceği, nasıl bir politik anlayış? Yani 72 milletin yarattığı, yaratacağı politik felsefe. Nasıl bir politik toplum yaratırdı, nasıl kurumlar yaratırdı? Bu meseleyi, şimdi Alevilik ve hak meselesinde bu soruyu sormazsanız, sadece eşit yurttaşlık meselesiyle sınırlı tutarsanız, bu eksik kalır. Türkiye büyük oranda Sünnilik üzerine kurulu. Kısmen Kürtler açısından Halidilik üzerine kurulu. Şimdi bütün bunların yarattığı bir gelenek var. Örneğin Avrupa ne üzerine kurulu? Kutsal Roma, Cermen ve Hristiyan geleneği üzerine kurulu. Bir kimlik veriyor, bir gelenek veriyor bakın. Modern topluma, modern devlete bir gelenek veriyor. Modern hukuka bir gelenek veriyor. Bir kimlik veriyor. Ve onun politik anlayışını değiştiriyor. Kurumların işleyişini değiştiriyor. Aleviler ve hak meselesinin ikinci boyutu budur. Gelenek ve kimlik. Ülkeye, devlete, iktidara, hukuka, yargıya bir gelenek, bir anlayış vermek. Bu anlayış yargıyı değiştirirdi. Bu anlayış hukuku değiştirirdi. Devleti değiştirirdi. İktidarı değiştirirdi.
Ve bugünkü sorunlarımızın birçoğunu artık önemsiz hale getiriyor. Daha kolay yönetilebilir hale getiriyor. 200 yıllık süreçteki gelişmelere bakarsanız siyah hak hareketi oldukça güçlü, sürekli, kendini sürekli tekrar eden, pekiştiren, kendini sorgulayan, yenileyen bir hareket yaratıyor. Bir hak hareketidir. İngilizce'deki karşılığı neydi? Civil Rights Movement. Sivil Haklar Hareket. Oldukça güçlü bir şeydir. Bir harekete dönüşmüştür o. Yalnız Türkiye'deki bu yurttaşlık, eşit yurttaşlık iddiası ise daha çok yasal ve kurumsaldır. Şimdi eşit yurttaşlıkta beni kısmen rahatsız eden şey şu. Sanki Aleviler yasal olarak eşit oldukları gösterilse bir eksiklik tamamlanacak ve herkes eşit yurttaş olacakmış gibi. Ya şeyde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir köşede Aleviliği koysak eşit yurttaş olacakmış. Yok böyle bir şey. Bu bir eksiklik değil. Düzen, Türkiye Cumhuriyeti düzeni, hukuksal düzeni, siyasal düzen böyle inşa edilmiştir. Dolayısıyla çok köklü bir meseledir. Eşit yurttaşlık iddiasını daha köklü, aynen siyahların Amerika'da yaptığı gibi daha köklü bir rejim sorgulamasına doğru taşımadığımız sürece herhangi bir küçük iyileştirmenin, herhangi bir kurumsal tanımanın ne kadar tehlikeli yerlere doğru gidebildiğini anlamak çok zor değil arkadaş. Bugün bunları çok daha iyi anlayabiliriz. Çünkü Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evleri Daire Başkanlığı. Bakın bu bir tanıma gibi görünüyor. Bu bir eşit yurttaşlığa dair bir tanımaymış gibi görünüyor. Değil.